26 Nisan 2 Mayıs değerli kova burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Hayırlı Ramazanlar. Allah ülkemize dualarımızla Ramazan ayının hürmetine korusun diyorum. Bu Covid'den de tüm dünyaca kurtulalım istiyorum. Evet e, uzun süredir evinizle alakalı rutubet, mutsuzluk, ev enerjisi, parkeler her şeyi değiştirip yepyeni bir eve geçmek istiyorsunuz ve ev arayışı, taşınma, yeni eve geçmek ya da evle ilgili bir restorasyon düşünceniz var. Devamlı ev telaşınız var. Yani Mayıs sonuna kadar bu ev konusu aydınlığa kavuşmuş olacak. Hatta aile, ailenizin size vermesi istediğiniz evle ilgili netliğe kavuşacaksınız mal size iade edilecek diyorum e, kardeşler arasında mal konularında kararsızlıklar bitecek birbirimize daha sağlam ve miras konuları netliğe kavuşmuş olacak diye not almışım değerli kova burçları. Ee, uzun süredir e, müteahhit ya da satılmasını istediğiniz aileden kalan toprak, ev, mal neyse araç dahil olmak üzere haziran sonuna kadar bu çözülmüş olacak. Ne vardı niye bu kadar hızlı bu kararları verdiniz bilmiyorum ama herkes hakkına düşen payı alacak. Burada bir arsa ya da bir toprak var. Burası satılmaması lazım. Ama siz satılsın. Her şey herkes bölüşsün diyorsun. Ben olsam arsayı bırakır. Her şeyi satardım. Arsayı kendim alırdım diye uyarı veriyor. Kova burçları e, ilişkinizle alakalı yaşadığınız karışıklıklar, güvensizlikler, evliliğinizle alakalı güvensiz problemler biraz kafanızı yorabilir. Soru işaretleri içerisinde olabilir. İlişkinizde güvensizlik yaşayabilirsiniz. Bence siz abartıyorsunuz. İlişkide sorun yok. Sen kendi kendine ne kuruyorsun gerçekle hayali karıştırmış gibi bıt bıt bıt, bıt 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 ilişkine yansıtıyorsun bence ilişkide aldatılma yalan yok sadece sen çok sevgi ve çok sevilmek istediğin için şımarıklık olmadığı için biraz e, ilişkin tarafından şımartılmak istiyorsun ama ilişkinin iş ve parayla alakalı yaşadığı problemlerden dolayı bir türlü seni şımartamıyor evet güzel bir tatile gideceksiniz o seni şımartacak biraz daha sabırlı olursan sevinirim diyorum Uzun süredir işsiz olan ve iş bekleyen kova buçlarına hayırlı bir iş kapısı var. Yani mayısın ortasına kadar bu iş kapınız hayırlı ve aydınlık olacak ve bu işe giriş yapacaksınız. Yerinizde değişim bekleyen ve uzun süredir hala aynı noktadayım değişir mi diyorsanız bu dönem değişim gerçekleşecek ve istediğiniz masa, istediğiniz koltuğa sahip olacaksınız. Kendi işimi yapmak istiyorum, güzellik merkezi ne bileyim. Ada salonu e, ne bileyim işte kadınlara yönelik ne işe iç çamaşır olabilir ne iş yapmak istiyorsanız evet olabilir ama acele etmenize gerek yok bunu online üzerinden Instagram'dan da takı tasarım da yapabilirsiniz bir mekan açmanıza gerek yok Instagram'dan da bunları ya da belli noktalardan da bu işi yapabilirsiniz. Şu an bunun için bir mekan tutmanıza gerek yok ama markanızı büyütmek istiyorsunuz. Marka ile uğraşmak istiyorsunuz. Evet olumlu yapın ama küçük küçük zararsız yapın istiyorum. Bankada çalışıyorsanız konum değişikliğiniz gözüküyor büyük kurumsal firmada çalışıyorsanız ba başka bir kurumsal firmaya değişme evreniz var Bu da sizi mutlu edecek yani gitmek istediğiniz iş kapısı sizin için hayırlı olarak gözüküyor araçlara dikkat edelim düşmelere dikkat edelim e, dikkatsiz olabilir kafa çok yorucu ve stresli olduğu için biraz kafanız dağınık olabilir bu ara bu dağınıklıktan kaynaklı biraz yorucu bir dönem yaşayabilirsiniz bunları toparlamanızı istiyorum diyorum. Değerli kova burçları sürpriz gelecek bir para var. Bu parayı doğru değerlendirdiğinizde kredi kartınız, borcunuz ya da hayatınızdaki aksiliklerin hepsinin biteceği gözüküyor. Korkmana gerek yok. Çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksın. Yurt dışında eğitim görmek ya da çocuğunuzu yurt dışına eğitim için yollamak istiyorsanız evet bu eğitim kapıları imkanları söz konusu olacak ve güzel fırsatlarda yakalanacak. Çocuğunuz çok güzel ya da siz bu başarıyı elde edeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyorum. Doktora ya da kendi kariyerinizle alakalı tamamlamanız gereken son notlarınız varsa da bunların hepsini teslim edeceksiniz ve başarı sağlanacak gözüküyor. Bir de şöyle demişim. Ee, ...evlisiniz ama sanki ayrılmış gibisiniz... ...soyadlarınız aynı, haneler ayrı gibi... ...hani böyle boşanma yolunda olan... ...bazı kova burslarında birleşme söz konusu olacak... ...yani haneler ayrıysa... ...soyadlar birleşikse... ...bu ilişki tekrar denilecek... ...tekrar fırsat sağlanacak... ...bu da sizi mutlu edecek... ...her iki tarafta hatasını anlamış olarak gözüküyor... Ee, ...sizin de özellikle kayınvalide... ...kayınpeder dediğimiz noktalarda... ...bazı miras ve hak konuları olacak... ...ve değerli mallar gözüküyor... ...bunları da doğru değerlendirdiğinizde... Doğru enerjiye girmiş olacaksınız. Birinden ortak teklif alabilir, ortak iş teklifi bulunabilirsiniz. Yani birin ortak iş ya da siz teklif alabilirsiniz. Değerlendirilebilir. Ama Mayıs bitmesi lazım. Yani siz yine projenizi altyapınıza oturun. Haziranda bu sistemi kurun istiyorum. Medya, iletişim, teknolojik alanda olan bazı kova burçlarında da e, işteki kaynaklanan bilgisayarlarda bozulma ya da e, kopyalanma, çalınma, iftiraya maruz kalabilirsiniz. Dikkat diyorum. Polis ya da askerseniz de e, bir alan değişimi ya da bulunduğunuz masa başıysa hareket edeceğiniz bir iş alanı olacak. Bu da sizi keyif ya da mutlu edebilir ama yerinizde değişim sizi rahatlığa kavuşturacak. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun.